Evet, Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil aleyhi ve selam ala rasulina muhammedin ve ala aleyhi ve sahbihi ecmain ala rasulina muhammedin salavat. Allahümme salli ala seyyidina muhammedin ve ala aleyhi seyyidina muhammed. Konumuz namazda şevk nasıl olur? Sözler kitabından, dördüncü sözden yapacağız bu dersi. Ee, az çok herkesin, özellikle insanlar okuyanların belki de ezbere bilmiş olduğu bir söz bu, dördüncü söz. Kısa, bir buçuk sayfalık bir yer. Yani risale okumayanlar da mutlaka işte 24 altından vesaireden o çağrışımı temsilden yapacaklardır, atılacaklardır. Konu dördüncü sözde namaz üzerine e, bina edilmiş. Şimdi e, namaz dinimizin direği. Efendimiz sallallahu aleyhi hadis-i şerifi salatu imadü din yani namaz dinin direğidir hadisiyle beraber. Namaz e, Kur'an-ı Kerim'de yaklaşık yüze yakın ayette bize Cenab-ı Hak tarafından emredilmiştir. Yani namaz Cenab-ı Hakk'ın rızası değildir, emridir. Yani yapıp yapmamakta da muğlak kalacak, arada kalacak, seçim yapacak bir imkanımız yoktur. halık Rahim bize her 24 saatte günde 5 defa huzuruna yapmış olduğu bir davettir, bir emirdir. Emre itaatsizlik yapmış oluyoruz namaz kılmamakla. Şimdi bu emirle beraber e, inananlar, Müslümanlar 3 gruba ayrıldı. Yani nasıl oldu? Bu emir yaklaşık güze yakın yerde namaz emri geldikten sonra bu emre karşı insanlar üç gruba ayrıldı. Bunun birinci grubu Namazı kılmayanlar. Yani e, namaz emrine karşı bir kısmı lakaytlık göstererekten, çeşitli bahanelerle namaz kılmayanlar. Bir kısmı da inanmadıkları için ondan sonra e, kılmayanlar. İkinci grup da namazı kılanlar ama e, maalesef namazın içi, içerisindeki, namazın bize vaat etmiş olduğu o e, sen söyle şevki, e, o sen söyle ihtiyacı, ve rahatlığı bulamayanlar, yani e, namazın hakikatinden uzak olanlar. Şimdi bu adamların namazı kabul olmaz mı? Namazı kabul olur. Ama ve lakin, hakiki manada namaz kılamadığımız için o namazın o rahatlığı, güzellikleri üzerimize gözükmüyor maalesef. İkinci grupta bu, yani biz de bu kısma giriyoruz daha çok. Bir de üçüncü grup var ki, bunlardan namazı eda edenler, yani namazı hakkıyla kılanlar, yani kainatla, hayatın yorumunu dinle yapıp bu noktadaki namaz vazifesinin farkındalığıyla namazı ciddi kılanlar. İşte böyle böyle zatlar belki de insanlık tarihinde çok az insanlardır. Yani e, çok az insan bu üçüncü gruba girer. Böyle insanlar için namaz tamamen bir ihtiyaç olmuştur. Böyle bir insanlar böyle insanlar e, namaz kılarken kendilerinden geçerler. Yani 100 rekat, 200 rekat, 1000 rekat namaz kılanlar olmuş. Yani insanlık, e, Müslümanlık tarihinde. Mesela e, Zeynel Abidin gibi zatlar çok böyle karışıklığın olmuş olduğu dönemde bile gecede, gündüzde ve gecede bin rekat namaz kılmışlar. Yani hesap şeyine, e, sen söyle zaman kavramına bile girmiyor. Nasıl oluyorsa o iş. Şimdi namazda böyle bir koridor var demek ki. Namaz noktası bu. Şimdi şimdi namazı kılmak insanı manevi mesuliyetten kurtarır. Şimdi biz namazı kılıyoruz. Evet. Ne oluyor? E, manevi mesuliyetten kurtulmuş oluyoruz. Yani e, bu hani kıldığımız şekle dönüşmüş olan Çoğu zaman içerisi boş olan o namazla biz aslında namaz farzımızı yerine getiriyoruz. Kurtarırız inşallah. Ama velakin e, hepimizin hedefinde o hakiki namaz dediğimiz, e, salatu kübra dediğimiz hedef olması lazım. Eğer o hedefe, e, hedefi kitlenmezsek, o hedefi gayi maksat yapmazsak bu sefer kıldığımız namaz artık bize lezzet vermemeye başlıyor. Şu andaki vaziyetimiz bu. Yani esneyerek, aradan çıkartarak, değil mi? E, hemen iki dakikada halledelim diyerekten böyle bir geçiştirmasyon operasyonu ile namaz kılmaya başlıyoruz. Bu da e, bizim manevi hayatımıza ciddi gediklere sebebiyet veriyor. Çünkü namaz dinin direğiydi. Namaz direği sağlam olmayanın kişinin zaten dini sağlam değildir. Diğer bir nokta da şimdi e, şurası da çok önemli. E, neden dinin direği? Esselatu imadü din. Neden dinin direği? Şimdi dinle dünyayı ayırma gafletindeyiz. En büyük sıkıntımız bu. Yani namaz din ayrı. Dünya bunlardan tamamen bağımsız bir hakikat. Öyle olunca bu sefer dünya senin için bütün ondan sonra e, özür diliyorum din senin için dünyadan lezzet almana dünyadan keyif sümüne engel birer yasaklar zincir olmuş oluyor. Sen dünyanın karşısında dini koyunca yani dünyanın altern alternatifi din. Dinin zıttı dünyadır. Yani sen dinde olursan dünyadan kopmak zorundasın. Dünyalıksan dindar olamazsın diye acayip bir formül ortaya çıkıyor. Bu da çok ciddi sıkıntı. Zaten bunun adı da her zaman söylediğim gibi layıklıktır. Yani dinle dünyasını ayıran kişi maalesef dinin hakikatinden yoksun kişidir. Tamamen dünya dediğimiz şeyin hakikati dindir zaten. Din hayatın hayatı, hem nuru hem esası, ihya'yı ihya'yı din ile olur diyor, değil mi? Bu e, alemin, bu insanın ihyası. Yani sen ne zaman ki dinini ihya ettin aleminde, senin dünyanın da ihya olacak. Yani sen dünyayı din penceresinden okumaya başladığın anda samimi dinler olacaksın. Eğer bunu yapamazsan, bu sefer namazdaki o hareketlerin manası da çok yavan kalmaya başlıyor. Din de senin için artık tamamen yasaklar mecmuası oluyor ve sen artık dinden farkında olmadan uzaklaşıyorsun. Yani dindarlaşmandaki en büyük engel dünyaya karşı olan muhabbetin. Çünkü ben dünyaya yaklaştıkça dinden uzaklaşmak zorundayım dünyadan uzaklaşmam lazım ki dindar olayım diyorsun. Bu sefer çok bağlandığın, çok meftun olduğun alışkanlıklar zincirinde kıramadığın için bu sefer diyorsun ki ya ben dindar olamam. Dini de bir kenara bırakıyorsun. İşte artık kültürel bir Müslümanlık haline geliyor. İşte cumalar, arada işte mübarek geceler, işte ufak tefek sohbetler araya serpiştirilerek veyahut da namaz kılanlar için söylüyorum. Namazı işte hemen tık 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 kılalım, işi bitirelim modunda bir namazla beraber ortaya e, dinde pek fazla yeri olmayan değişik şekli bir şey ortaya çıkıyor. Şimdi dördüncü sözü okuyacağız. Dördüncü sözün temsil kısmını hızlı şekilde okuyacağım. Temsil kısmından hakikat kısmına geçerken birkaç noktayı nazar vereceğim. Ondan sonra istifade ettiğim birkaç nokta var. Onları vereceğim. Önce şu temsil kısmını hızlı okuyorum. Çünkü bunu çoğunuz biliyorsunuzdur. Bu temsilden sonra, bu bir misal, bir örnek. Bu temsili iyi anlarsak, bakın hakikati ciddi olarak idrak edebiliriz. Çünkü lisanda geçen temsiller La Fontaine'den masallar değildir. Bir uzak hakikati yaklaştırmak içindir. Seni bir yere çıkartmak içindir. Birçok konuyu ondan sonra bir araya getirmek içindir. Değil mi? Ee, sen söyle bu noktada bakınca temsile o zaman temsil senin için bir şey mana ifade eder. Yoksa işte iki hizmetkar var. Bir tanesi gitmiş oraya gelmiş buraya gelmiş. Ha, çok güzel bir hikaye. Bu hikayeden ne çıkardığımız? Evet bu hikayede e, ana kahraman bu şu bu değil. Buradaki hikayede geçen iki karakterin de hakikati sensin benim. Bu notu kendinizi içine katarak temsili dinleyin. Ondan sonra hakikatin üzerine konuşacağız. Evet. <laughs> namaz ne kadar kıymetli ve mühim. Hem ne kadar ucuz ve az bir masraf ile kazanılır. Tezat var. Namaz neymiş? Kıymetliymiş ve mühimmiş <laughs> ve ucuz ve az bir masrafla kazanılıyormuş. Dünyada kıymetli ve mühim şeyler nasıl kazanılır? çok parayla kazanılır. Değil mi? Yani çok para verirsen kıymetli ve mühim şeyi elde edebilirsin. Yani bugün ciddi bir işte iPhone X 6 milyar yüzmüş Türkiye'deki satış fiyatı. Şok oldum ya. Ondan sonra yani 6 milyar 100 TL verirsen iPhone X'e sahip olursun değil mi? Değerli bir şey ama pahalı. Şimdi sana biri iPhone X'i getirse dese ki 100 TL satıyorum. Ne dersin? Çakma bile değildir ya. Yani 100 TL çakması bile yapamazlar. Ha kesat. Şimdi namaz hem kıymetler hem mühim. Bununla beraber az bir masraf hem de ucuz kazanılacak. Bununla beraber bak devam ediyor. Hem namazsız adam ne kadar divane ve zararlı olduğunu 2 kere 2 4 eder deresinde kati anlamak istersen ispat yöntemi. Yani namaz kılmayan adam çok ciddi şekilde divane ve zararlı olduğunu iki kere 2 4 eder derisinde kati anlatacakmış bize bu temsil. Bak gör diyor bu hikayeyi. Bir zaman bir büyük hakim İki hizmetkarını her birisine 24 altın verip iki ay uzaklıkta has ve güzel bir çiftliğine ikamet etmek için gönderiyor. Bir hakim var. İki hizmetkarına her birisinin cebine 24 tane altın koyuyor ve diyor ki: iki ay uzaklıkta has ve güzel bir çiftliğim var. Oraya gidin, orada ikamet edin. Oraya yerleşin." Ve emreder ki onlara şu parayla yol ve bilet masrafı yapınız. Hem oradaki meskenize lazım bazı şeyleri mübaya ediniz. Şu vermiş olduğum parayla da yol ve bilet masrafı yapın. Hem orada meskenize lazım olacak bazı şeyler var sizin. Onları da karşılayın bu parayla. Bir günlük mesafede bir istasyon vardır. Hem araba hem gemi hem şimendifer hem tayyare bulunur. Bir günlük mesafeyi yürüyeceksiniz. O mesafeden sonra sizin önünüze bir istasyon gelecek. O istasyonda da 4 çeşit binek var araba, gemi, tayyare, şimendife. Doğru mu? Tren. Dört tane binek var. Neye göre bineceksin? Kalan sermayene göre bineceksin. İki hizmetkar ders aldıktan sonra giderler. İkisi ders alıyorlar ve gidiyorlar. Birisi Bahtiyar dedi ki istasyona kadar bir parça para masraf eder. Bir tanesi akıllı. İstasyona kadar gidiyor. Çok az bir masraf yapıyor. Fakat o masraf içinde efendisinin hoşuna girecek öyle güzel bir ticaret elde eder ki sermayesi birden bine çıkar. Bir ufak bir para harcaması yapıyor ama o harcama içerisinde o kadar güzel bir ticaret elde ediyor ki efendisinin hoşuna gidecek o kadar güzel bir ticaret elde ediyor ki sermayesi birken bine çıkıyor. Öteki hizmetkar bedbaht serseri olduğundan istasyona kadar 23 altını sarf eder istasyona kadar, yani bir günlük mesafeye kadar 23 altınını sarf ediyor. Ne yapıyor peki? Kumara mumara verip zayi eder. Bir tek altını kalır. Arkadaş ona der, yahu şu lirana bir bilete ver. Şimdi arkadaşı gördü vaziyeti Baktı ki bu mübarek daha bir günlük mesafede bütün parayı yedi. Bütün parayı yedi. Parası da kalmayacak. Tek lirası kaldı. Diyor ki ona, ya şu lirana bir bilete ver. Ta bu uzun yolda yayan ve aç kalmayasın. Hem bizim Efendimiz Kerim'dir. Belki merhamet eder, ettiğin kusuru affeder. Çünkü sana bu para bunun için verilmedi. Sen gittin, zayi ettin. Ama merak etme bizim Efendimiz Kerim'dir. Yani ikram sahibidir. Senin mutlaka yaptığın kusuru da affeder diyor. Seni de tayyareye bindirirler. Bir günde mahal ikametimize gideriz. Yoksa iki aylık bir çölde aç, yayan, yalnız gitmeye mecbur olursun. Eğer bunu yapmazsan, bak iki aylık bizim uzun mesafeli yolumuz var. O yolda sen aç, yayan ve yalnız gitmeye mecbur kalacaksın. Acaba şu adam inat edip o tek lirasını bir define anahtarı hükmünde olan bir bilete vermeyip muvakkat bir lezzet için sefahate sarf etse. Şimdi bu adam inat etse. Ben o bir tek liramı harcarım kardeşim. 23'ünü harcadım. Birine daha harcarım. Sefahate de harcarım. İstediğin gibi yaparım dese ne kadar akılsız, zararlı, betbah olduğunu en akılsız adam dahi anlamaz mı? Değil mi? Çok basit. Böyle bir adama ne dersin sen? Yani bir sürü argoda kullanılan kelamlar var ama en basiti biz kullanalım. Ahmak. Yani 23'ünü zaten harcadın. Bir tek liran kaldı. O tek liranı da vermen lazımken vermeyip gidiyorsun. Onu da sefahate sarf edeceğim desen sen kardeşim ahmaksın. Yani muazenen bozuk. Zararla yararın farkında değilsin. Şimdi bu bir temsildi. Bu temsilin üzerine biz namazı bina edeceğiz. İşte ey namazsız adam, birinci muhatap, namazsız adam ve ey namazdan hoşlanmayan nefsim. Evet, şimdi bu birinci kriter. Demek ki bizim nefsimiz neymiş? Namazdan hoşlanmaz. Çünkü bakın ibadetlerin hepsi kayıttır. Nefsi en en sevmediği şey kayıttır. Çünkü kendi vehminle oluşturmuş olduğu bir özgürlük, bir rahatlık anlayışı vardır nefsin. O nefsin önüne en büyük engel de ibadetlerdir, kayıtlardır. Çünkü şeriatın koymuş olduğu bütün hükümlerin hepsi nefsi kayıt altına almak içindir. Çünkü nefsi emmarenin önüne kaydı koymadın mı çok ciddi şekilde kayarsın. Yani yavaş yavaş zemin kayması oluşur. Bugün samimi dindarlaşamamamızın sebebi bir cemaat içerisinde girip bir pota içinde eriyememizin temel sebebi maalesef nefsyani şekilde özgürlüğümüzün önüne gelecek olan kayıtlardan korkumuzdur. Şimdi risal talebesi olacaksan e, okuman lazım. Şimdi okumak da insan için büyük bir kayıttır. Çünkü toplum olarak zaten okuyan bir toplum değiliz. Yani ikra ayetini ters anlamışız biz. İkra değil de izle, dinle şeklinde anlayınca bu sefer okuma bizim için büyük bir e, sıkıntı oluşturuyor. Şimdi sen... Nefsi emmareni, nefsi emmareni kayıt altına almaktan kendini e, kurtarırsan ne olur? Çeşitli tevillerde bulabilirsin bunu. İşte işte o oldu, bu oldu, şu oldu, bu oldu. Tamam. Kayıt altına almadın mı? Hak ile meşgul etmezsen batıl seni istila edecek. Nefsi emmarenin istemediği şey seni Allah'a yaklaştıran en kestirme yoldur. Çünkü nefsi emmare bizim en büyük düşmanımızdır. Şimdi sen e, nefsin kitap okumak istemiyor. Demek ki o yol senin için kestirme bir yoldur. O yolu tercih etmek zorundasın. Senin nefsin namaz kılmak istemiyorsa sen ne yapacaksın? O yolu tercih edeceksin. Çünkü nefsi emmare sana kötülüğü emeder. En kestirme yolu sana önüne set çeker. O yüzden hiçbir zaman nefsimiz namaz kılmaktan hoşlanmayacak. Bunu böyle bir şey beklemeyin. Yani e, her sabah namaza kalkıyoruz değil mi? Cenab-ı Hak elhamdülillah namazı nasip etmiş. 10 sene, 15 sene, her sabah namazda zorluk çeker mi? İnsan çekersin. Nefse emmare. O yağ organını kaldırmaktan nefret eder. Abdest almaktan nefret eder. Bileceksin ki o nefret eden sen değilsin. Nefse emmarendir. Evet. O hakim ise temsilde geçen o hakim iki hizmetkârı 24 altın veren hakim ise kimdir? Rabbimiz Halik'imizdir. Bakın iki tane esma kullanılmış burada. Çok önemli bir nokta bu. Bir tanesi Rab bir tanesi de neydi? Halik. Yani Rab ne demek? terbiye eden, idare eden yani Kur'an-ı Kerim'de 846 defa geçen bir tabirdir Rab esmas. <laughs> Cenab-ı Hak 846 defa bana, bize Kur'an vasıtasıyla kainatta yapmış olduğu icraatı ve terbiyeciliği nazara verir. Bakın, hayır bana Allah razı olsun hastaneden müsvette kağıt getiriyor. Kan tahlilleri. Her seferinde kullanılıyor. Arkasına bir kere bakıyorum böyle isim yazıyorsa işte falanca filanca işte e, hemoklavin işte kolesterol bilmem ne. Bakıyorsun kan değerleri işte normal. Bazısı tavan yapmış, bazısı düşük çıkmış. Şimdi hepimizin farkında olmadığı kan değerlerimizin terbiye edilme hadisesi var. Değil mi? Tansiyon vesaire. Hep terbiye altındayız. İşte saçların uzaması, kaşların uzaması vesaire <laughs> hepsi terbiyedir. Bir terbiyeci tarafından terbiye oluyorsun Sen bir terbiyeci tarafından terbiye ediliyor bütün kainat. Dünyaya düşen su miktarıyla buharlaşan su miktarı bir terbiyedir. Değil mi? Yağan, yağmur, buharın oluşması, bulut olması biiznillah hepsi terbiyedir. İşte tavukların e, sen söyle yumurta yapması hep terbiyedir. Kainatta an ve an terbiye hadisesi vardır. Ve de bunun yanında halık vardır. Yani yaratır Cenab-ı Hak. Peki yaratmak ne demek? Yaratmak? Bir şimdi yaratmayı hep diyorum ya şöyle algıladım eskiden ben. Şimdi bir şey yoktu böyle. Hop çıktı Cenab-ı Hak yarattı. Kainatta eğer böyle bir yaratıcılığı kabul ettiğin anda çok bozuk bir itikada giriyorsun. Ne demek bu? Yani Cenab-ı Hak bütün kainatı yarattı, oturdu ve izliyor. Arada müdahale ediyor. Mesela insanlar çok günah işledi. O bunlar da iyice ağızdılar falan diye haşa temsil. Ama bir deprem olsun. Böyle bir ondan sonra itikatla e, inanç oluyor alemimizde. Peki sebep ne? Sebep şu: halikiyeti ve rablığı biz göremiyoruz. Kainatta her daim var olan o Rab hakikati ve halikiyeti göremiyorsun. Şimdi e, sen söyle, bunu göremeyince peki ne olacak? O iki hizmetkar yolcu ise biri mütedeyin, iki tanesi yolcu vardı ya. Biri mütedeyin namazı şevkle kılar. Diğeri gafil namazsız insanlardır. Şimdi mütedeyyin kimmiş? Dindar namazı şevk ile kılan. Şimdi soru bu. Ben namazı nasıl şevk ile kılabilirim? Şu anda biz namaz kılıyoruz değil mi? Kılıyoruz. Ama namaza duruyoruz. <laughs> diye esniyoruz. Değil mi? Ee, sen söyle sabah namazı her zaman söylüyorum. Bakın miraca en yakın namazımız bizim sabah namazıdır. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem çıkıp gelmiştir. Yatağı soğumamıştır ya. Biz de namazı sabah namazı o kadar hızlı kılıyoruz ki yatak soğumadan tak yataktayız Allah'ın izniyle. <gülüyor> <gülüyor> o kadar seri yani inna kul ve Allah hop yataktasın tamam mı? Seri şekilde girdin şimdi bu namazla ama e, Kur'an'ın ders vermiş olduğu Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in hayatındaki en büyük sünnet seni olan namaz arasında büyük fark var. Şimdi ben namazı Nasıl şevk kılacağım? Bu soruyu soruyoruz kendimize. Amacımız bir tane namazımıza, belki de bir secdemizde bu manayı yakalamak. Bunun da iki yöntemi var. Birinci yöntemi afak noktası bir de enfüs noktası. İkiye ayırdık bunu. Ben namazda kılmam için, iki, namazı şevk ile kılmak için iki noktada ciddi uğraşlar yapmam lazım. Birisi afaki tefekkür, diğeri de enfüsi tefekkür. Afaki tefekkür ne demek? Yani benim kainatı her daim Kur'an gözüyle ciddi analiz etmem gerek. İkincisi de benim enfüs, yani melekut boyutumun farkına varmam lazım. Önce afaki noktayı ders anlatacağız. Burası birazcık zor. Ee, özellikle okuyanların istifade edeceği bir nokta bu. Ee, şimdi namazı şevk ile kılmanın afaki yöntemi. Nasıl olacak bu? İki tane esma vardı. Rab ve Halik. Bir önce temsili okuduk ya. Şimdi kainattan var olan bir terbiyenin ve sürekli bir yaratılışın farkında olmamız lazım. Bunun farkında olmak için de önce üçüncü sözde geçen ya yuen nasiyor budu ayeti. Yani ey insanlar ibadet edin tabirini kullanıyor Cenab-ı Hak bize Kur'an'da. Ey insanlar ibadet edin. Neden ey insanlar ibadet edin? Çünkü kainatta ibadet etmeyen, emre itaatsizlik eden tek varlık insandır. Bütün kainattaki zerreden seyyarata kadar her bir varlık ibadetini yerine getirir. Peki onların yaptığı ibadetler nelerdir? onlarla verilen vazifeyi yerine getirmesidir. İşte arının bir izinde bal vermesi, işte güneşin zamanı doğup zamanda batması, işte vesaire bütün mahlukatın yapmış olduğu hareketler, fiiller, icraatların hepsi ona verilen vazifeyi yerine getirmeleridir. Bunun adı mahlukat adına bir ibadettir. Zerre miktar sapmaz. Arı daha doğar doğmaz bir kilometre iki kilometre öteye gider bir izinde balı yapar geri gelir. At daha doğar doğmaz annesinin iki yalamasıyla ayağa kalkar başlar koşmaya. Değil mi? Civciv çıkar, piliç olur, tavuk olur, yumurta yapmaya başlar. Hiç öğrenme ihtiyacı yoktur. Çünkü onun programı önceden ona mikroçip olarak takılmıştır tabiri caizse. Cenab-ı Hak o fiiliyatı sürekli halk eder ve o maluk Cenab-ı Hakk'ın o halak halakiyetine itaat gösterir. İnsan ibadet edin derken Cenab-ı Hak ne der bize? Ey insan, kainata bak. Bir tane başı boş, nizamsız, intizamsız bir varlık görebiliyor musun? Yok. O zaman sen de ibadet der bana. Şimdi ibadeti anlattıktan sonra bana namazı ders verir. Üçüncü sözden dördüncü söze geçtik. Tamam mı? Namazı ders verir ve şimdi namazı da benim ciddi şekilde kılabilmem için kainatta var olan bu tecelliyatın farkına varmam lazım. Şimdi bak şurası önemli. Kainatın mikro çıkı hükmündeki levh-i mahfuz azam var. Bu ana programdır. Bu değişmez. Allah'ın ilmindedir bu. Yani kalem Yazdı ve bitti. leyh i mahve ispat kısmı da burası değişkendir ama neye göre değişkendir? bir Üst mertebeye göre değişkendir. Yani leyh i mahfuz azama göre değişkendir. Cenab-ı Hak şurada sürekli tecelliyat yapar. Bunu da yaparken iki noktada bize şu noktada Kur'an-ı Kerim'de geçen iki tabiri nazara veriyor. Birisi imam-ı bin birisi de kitab-ı binmiş. Yani Yasin'de çok geçer. İmam-ı bin, kitab-ı bin ne demektir? Sürekli okuduğumuz Yasin'de her zaman okuyoruz ya. İşte Rebbi Level 12 okuduk, Rebbi Level 13 okuduk, Rebbi 15 okuduk. Okumadı ben okumuyorum mesela Allah affetsin. Tamam mı? Kitab-ı İmam-ı Ne demek bu? Kur'an-ı Kerim demek. Yok şimdi onu oraya yaptın mı o zaman velet namin oldu. Kitab-ı ne demek? İmam-ı alemi gayba bakar. Yani senin beş duyu organınla hissedemeyeceğin bir yere bakar. Sonra mazi ve müstakbele bakar. Yani zamanla mukayyet değildir. Bir ilim projesidir. Sonra aslı, köklü tohumu, yani çekirdeklerin, ağaçların çekirdekleri İmam Mübin'dir. Ondan sonra kökleri İmam Mübin'dir. Sonra kaderdir ve ilimdir. Yani vücuda çıkmamıştır. Bak burası önemli. İmam Mübin tabirinizi ku duyduğunuzda Kur'an'da bilin ki Cenab-ı Hakk'ın ilminde olup vücuda çıkmayan mahlukattır. Anladınız mı burayı? Sallayın kafayı. bir şey ya. vücuda, yani hali hazırda vücutta olmayan Evet, hali hazırda. Yani vücuda... İlmi ilahide, yani Cenab-ı Hak proje olarak, teşbih manasında söylüyorum, proje olarak kafasında atıyorum bir çiçek yaratacak. Değil mi? Alimin yani e, ilminde olan bir hakikat, ilminden vücuda çıkarmıyor ama hala ilimde. Ne zaman vücuda çıkar? Kitabın mübine geç çıktığı zaman. Yani Cenab-ı Hak alemi gaybtan alemi şadete varlığı gönderir. Sonra zamanı hazırda ona hallakiyetle hükmetmeye başlar. Onu yaratmaya başlar. Sonra onun vücudunu ve mahiyetini ortaya çıkarmaya başlar. Sonra kudret ve iradesini sürer ve artık çiçek ortaya çıkar. işte fidan ortaya çıkar. Tamam mı? İlimdeki varlık vücuda çıktı. Şimdi ne harekası var namazda bunun? Sen ne zaman ki ilim dairesinden vücuda çıkan bu mahlukat vücuda çıkarken bunda tezahür eden esma-i ilahinin farkına vardın. Mesela Cenab-ı Hak bir varlığı yarattı, çiçeği yarattı. Bunun üzerine kırmızı renk sürdü. Hangi esmanın göstergesidir? Mülevin esmasının göstergesidir. Cenab-ı Hak bunu yoktan var etti, halk etti. Hangi esmanın? Halık esmasının göstergesidir. Cenab-ı Hak çiçeği dik durmasını sağladı. Dik durmasını sağlayan esma hangisidir? Kayyumdur. Cenab-ı Hak ona hükmetti. Cenab-ı Hak ondan sonra onu süslendirmeye başladı. Hangi esma gözüktü? Müzeyyin esması gözüktü. Sonra ondan sonra onu bazı yaprakların uzun, bazıları kısa yaptığı şekil verdi. Mukaddir esmasının göstergesidir. Bunların hepsini Cenab-ı Hak o varlık üzerinde gösterir, gösterir, gösterir ve sürekli şekilde yaratır. O yaratmayı sen ne kadar farkına varırsan an, 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 an yaratırışlar zamandır. Zamlanmış anlar zamandır. O zaman kavramını sen o anları ne kadar farkına varırsan, ne kadar zaman içerisinde bunu tefekkür edersen o zaman olur namaz. Zamanı tersten çevir olur namaz. Anladınız mı? Şimdi sen bugün bütün gün etrafa bakmadan yürüdün. Kur'an'ın en büyük emri olan fenzur, belki namaz gibi emir olan nazaret, bak hitabına mazhar olmadın. Bugün bir lamba gibi bütün gün dolaştım. Etrafa baktım, sağa sola baktım. Hiçbir yaratılışın farkına varmadın. Güneşin batışının doğuşunun farkına varmadın. Bulutların farkına varmadın. Uçan kuşların farkına varmadın. içtiğin suyun farkına varmadın. Hiçbir çiçeğe böceğe bakmadın. Hiçbir şey farkına varmadın. Sonbaharda yaratılan ve şu anda öldürülen bütün mahlukatın farkına varmadın. E sen namaza durduğunda Cenab-ı Hakk'a neyi secde edeceksin ki? Neyi sunacaksın ki? Hiçbir mahlukatın ibadetinin farkına varmayan insan, halife-i zemin Cenab-ı Hakk'a ne verebilir ki? Ama bunların farkına vardığında sen güneşin doğuşunun farkına vardın Ya Rabbi benim küremden bir milyon defa büyük olan bir güneşi benim için lamba yaptın dedin Allahu Ekber hayretle secde ettin işte. Rükû ettin. Bakın bütün bu hareketlerin hepsi rükûnun, secdenin manasında aciziyet vardır. Bunu yapabilecek olan ancak Rabbül Alemindir. Bunu farkındalığı yakaladığı nispetle sen afak alemindeki bu tefekkürün ne? Sen secdelerin secde olur, Rükun, rükü olur ama an ve an yaratılışın farkına değilsin. Cenab-ı Hak yarattı bıraktı işte ya. Tamam mı? Dediğin anda Kur'an gözüyle sen kainatı tefekkür eden bir mümin değilsin. O yüzden Lisanlar oku oku derken kardeşim babamın kitapları diye okutmuyorum kimseye. Ben hatta baskı yapmıyorum. Hep söylüyorum bunu tamam mı? Kardeşim bu manayı bize ders veriyor bu kitaplar. Yani sen buradan okudukça Kur'an'a muhatap oluyorsun ve çiçek sana farklı oluyor. Ağaç sana farklı oluyor. Bulut sana farklı oluyor. İçtiğin su sana farklı oluyor. Oradaki manayı yakalıyorsun. O manayı yakalayın, yakalayınca da nispeti ne kadar yakalamışsan Allahu Ekber diyorsun. Anlık da olsa bir şuur sıçraması oluyor. Diyorsun ki elhamdülillah. Bir anlık da olsa. Ya bir anlık bile olsa sana çok şey katar. Ama bunu yapmazsan sabaha kadar kuşa bak, sabaha kadar böceğe bak. Bir şey fark etmiyor. Bizim abilerden bir tanesi ot tüyü kazanmış. Geziyor böyle. Yanında da bir tane böyle Afrikan komünizm e, yutmuş adam var böyle. Ot ya diyor maşallah diyor. Ağaçlara bak diyor. Tamam maşallah ağaçlara bak. <laughs> Komünist adam demiş ona adam bak. Ot tüyü kazanmış. Gelip burada ağaçlara bakıyor demiş. Tamam mı? <laughs> sonra bu adam da dershaneye gidiyor. Elhamdülillah. Sen okumaya başlıyor okuyor. Ondan sonra diyor ki maşallah ağaçlara bak diyor. Yani, <laughs> yani bak ağaçlara bak. Bak emri tasarrufatı gösteriyor bana. Basit bir emir değildir. Ama merak şimdi biz ne yapıyoruz? Namazı nasıl şekilde Kardeşim aman dikkat edeceksin böyle. Böyle duracaksın. El böyle duracak yani. bu El böyle. Tam kavrayacak buradan. Tamam mı? Sakın Allah böyle bırakma. Şey olur. Şekli olan fıkhi kuralı tevhide oturtmadın mı sıkıntıdır. Şöyle durdun. Ayak parmakları tam dört olacak. Böyle dört parmak kadar olacak. Hani ona beş yapayım. Olmadı yani. Bu değil yani ölçü. Ha bunları uygulamayalım mı? Bunları bilmemiz lazım. Amen da. namazdaki kıyafetin, kılık kıyafetin, duruşun bir hakikattır. Ama ve lakin esasat bu değil ama. Esasat bu değil ki. Kur'an'ın bana vermiş olduğu ders bu değil yani. Ne imam evinden haberim var, ne kitab evinden haberim var. O herhangi bir tasarruftadır. Ayetinin farkında değilsin. Peki ilerleyen şey diyecek ki, define hükmündeki namazın. Ne demek define? Sen bir günde kaç kere Subhanallah Allah diyebilirsin? 30 binde. Ama ciddi şekilde bir ağaca baktığında, oradaki tasarrufatın farkına vardığında, oradaki kusursuzluğun farkına vardığında Ya Rabbi bu ağaçlığın yaprakları adınca sana Subhanallah diyorum dersin. Oradaki yapraklar sayısı kadar sana Subhanallah defterine işlerler. Al sana define. Namazında da bu farkındalığın ispetinde Cenab-ı Hakk'a takdim ettiğin için derler ki bunun defterine takdim etmiş olduğu şuur kadar hasenat yazın. Hepsini verdin. Tabi, Yani herkese define bulmak. Adam define bulmak için neler harcıyor, değil mi? Makine alıyor, şey alıyor, evet. gidiyor, geliyor falan değil mi? Evet. He, adam belki de yıllarını veriyor. Bir tane bir adam 20 sene arıyor. Bir şey bulamamış herif. Evet, evet. Konserve kutusu buluyor. Dıt dıt yapıyor. Bakıyor konserve kutusu. Şimdi tamam böyledir bu iş. 20 sene arayacaksın. 30 sene arayacaksın. Belki bir namazda Cenab-ı muvaffak edecek. Belki bir rekatta. Bir namazda biraz zor olur da bizim için. Bir rekatta. Belki bir anda bir secdede. Bir anda bir açılım seni anlık bir miraca çıkaracak. Bakın bu afak noktası. Birazcık zordu ama en azından aleminize bir şekilde oturmuştur. İşte bu da bir şuurdur. Dolayısıyla bizim bunu yakalamamız lazım. Yani bu, bu farkındalık bizim için esastır yani. O yüzden afaki tefekkürde ne kadar iyi olursak namazda şevk o nispetli olur. Tasarrufatın farkına varmak lazım. Bakın 9. sözü de üstad hep bunu nazara veriyor. Diyor ki şimdi, ee, bakın soruya bakın çok önemli bir soru bu. Bugün de bu dersi yaparız. Her bir namazın vakti, mühim bir inkılap başı olduğu gibi. Her bir namazın vakti. O yüzden vaktinde kılmak namaza esastır. Yani ezan okuyor. Sallan, 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 sallan. Son yanında hadi kılalım, hadi kılalım. Allah kabul etsin. Yani kabul olur amenna da o namaz ne olur o da aynı mesele. Tasarrufat o andadır. Esas olan, içtima alanı değil mi? Yani askerlik yapanlar bilirler. Saat 12, fırt Herkes toplanıyor. İçtimai bir saat sonra git ne olur? Lakin ne yapıyorsun? <laughs> Neye geldin? İçtimai geldin. Ve bitti içtimai. Yok. Içtima. E, yok yazıldın. Ne yapıyorsun? <laughs> Revirde miydin? Yok. Yazıcı mıydın? Yok. E, kaçak. O anda bir tasarrufat var ve o tasarrufata karşı bak şimdi o tasarrufat içindeki ihsanatı, külli ilahinin. <laughs> Cenab-ı Hak o tasarrufta ihsanat yapıyormuş bize. Onun farkındalığı nispetinde Kadir-i o vakitlerde daha çok tesbih etmek lazım. Tazim etmek lazım. Değil mi? Hamd etmek lazım. O da işte Subhanallah, Elhamdülillah, Allahu Ekber kelamlarıdır. Yani namaz eşittir hayattır. Hayatın farkına vardığı nispetle, kainattaki tasarrufatın farkına vardığı nispetle namazın namaz olur. Bu afaktı. Şimdi bir de enfüse gelelim. Enfüs noktasında namazımız şevkle kılarım. Ona bakalım. Burası da çok önemli. Şimdi bizim Nur Ali'yi oynat kardeşim yukarıdan. Şimdi bu ortadaki muhterem biziz. Herkes birazcık zayıf. Fırat abi sen biraz kadar ince değilsin ama sen de böyle ol. Tamam mı? Şimdi ee, insanın bir mülk boyutu var bir de melekut boyutu var. Değil mi? Yani melekut boyutu dediğimiz insanın aynaya baktığında gözükmeyen kısmıdır. Yani kalp, ruh, vicdan, sır, hafi, ahva, latife, rabbaniye vesaire. Bu, bu manevi duygularımız bir de mülk boyutu cismanet yani nefsimiz vardır. Yani şimdi öncelikle senin namaz okumak, işte sen söyle ibadet vesaire gibi dinin emirlerinin idrak edebilmen için bu sağ tarafın farkına varman lazım. Eğer bu sağ tarafın farkına varmazsan, yani kendini işte pazularım, kendimi yakışıklılığım, işte ondan sonra baklava baklama dilimlerim, işte cismanetim olarak tabir ettiğinde, tanımladığında senin din noktasında alacağın hiçbir payı yoktu. Harbiden namaz kılmana gerek yok senin yani. Gerek yok yani ve zorlama kendini. Çünkü sen bu tarafın farkına değilsin. Hiçbir şekilde gelen seslerin farkına değilsin. İhtiyaçların farkına değilsin ama kendini işte bazı organların büyüklüğüyle övünerekten hayat geçirmişsin. Sen hala babam sen senin için zordur namaz kılmak yani. Kayıt altına girmene gerek yok. Bırak ya. Yan geri son bir dönüm bostan. Rahat ol. Ama velakin sen böyle olamazsın. Ne zaman ki bu tarafının farkına vardın, kalbi, ruhi ihtiyaçlarının farkına vardın. İşte Üstad da bak bunu nazara veriyor diyor ki Ey şikemperver nefsim. Ne demek? Çok şikemperver. Yemeği Çok yemeği seven. Çok yemeği severiz. Değil mi? Acaba her gün her gün ekmek yersin, su içersin, havayı teneffüs edersin. Sana onlar usanç veriyor mu? Vermiyor. Değil mi? Vermez. Her gün yiyoruz. Sabah kahvaltı 11'de kahvaltı hazır mı? Kalkıyorsun yalnız 11'de kahvaltı hazır mı? <laughs> Öbür gün 11'de kahvaltı hazır mı? Ulan her gün kahvaltı yiyorsun. Her gün su içiyoruz. Her gün çay içiyoruz. Mesela biz çay çok seviyoruz durucular olarak. Kırmızı çayımız ondan sonra. Ee, her gün yiyoruz. içiyoruz ama usanç vermiyor. Neden? Bak şimdi. Madem vermiyor. Çünkü ihtiyaç tekerrür ettiğinden. Usanç değil. Belki telezzüz ediyorsun. Lezzet alıyorsun. Demek ki benim Namazdan lezzet almam için ne yapmam lazım? Cismani ihtiyaçlarımın farkına vardığım gibi ve bu ihtiyaçlar nispetinde yapmam gerekenlerin farkına vardığım gibi işte cismani ihtiyaçları yemek yemek, su içmek, tatlı yemek, çay içmek değil mi? Bunları neden hemen yapıyorum? Çünkü ihtiyacımı hissediyorum. Her gün kahvaltıya olan ihtiyacım yüzünden ben kahvaltıdan bıkmıyorum. Her gün su içmek ihtiyacımı bildiğinden su içmek beni usandırmıyor. He ne zaman ki sen Manevi olarak da ondan sonra ihtiyacını hissettin. Kalbinin, ruhunun, işte e, sen söyle vicdanının vesaire manevi cihetinin ihtiyacını hissettin. Namaz da seni usandırmayacak o zaman işte. Şimdi bak, öyleyse hani cismimde senin arkadaşların olan kalbimin gıdası. Kalbimiz var bizim. Değil mi? adam diyor, kalbim kırıldı. Nasıl kırıldı lan kalp? Kalbim kırıldı. Bak atıyor ama kırılsa kan pompalamaz. Ya o değil, o değil. Ha, yes, o değil, ha işte ben de o, zaten, o değil için ifade ediyorum sana. O değil, o kalp, o değil işte. Ha, o kalp kırılır, o kalp üzülür. Kalbimden yaraladın, kalbimi kırdın, kalbimi dağladın değil mi? Kalbimde derin yaralar. Hep bunlar söylenen ifadeler şimdi. Bu bir demek ki yara alıyormuş bu kalp. Normalde kalbe bir yara vur biter hayırlı işler. <laughs> Ölürsün yani ama he, ölmeyen ama senin manen öldüren bir kalbin var mı? Var. Bu kalbinin gıdası. Bir, ruhumun abı hayatı. Bir de senin ruhun varmış. Ve latife-i Rabbani'nin hava yenisimini cezbe celbeden. Senin manevi latifelerini cezbeden, celbeden namaz dahi seni usandırmamak lazım gelir. Bakın çok önemli bir nokta bu. Yani sen şu melekut boyutunu maddiyatla doyuramazsın. Eğer doyursaydık zaten biz evliye almıştık. Bu kadar maklube yiyip değil mi? Kalbi, ruhu açılım olurdu bizde. Ama bir şey olduğu yok. Kilo oluyor. Şimdi manevi boyutundaki senin kalp ve ruh ve sır ve vicdanın da gıdası olan maneviyatının farkına varacaksın. Ve onu doyurmak için uğraşacaksın. Bak şimdi manevi açlık çekersen Recep ne olur? Çok basit örnekler. Hayattan böyle sürekli gözümüz önünden örneklerden her zaman örnek veriyoruz değil mi? Yani realite. Böyle işte böyle oldu, şöyle olur diye kardeşim. Kainata bak. Etrafına bak. Televizyon izliyorsun. Oralara baktın zaman bunları da görürsün. İspat. Geçen haberlerde okudum. Finlandiya'da mı? Nerede? Yani gelir seviyesi çok yüksek olan ülkelerden bir tanesinde. Adam 70 kusur yaşında intihara karar vermiş. Artık her şey üstüne geliyor. Tabi tersten gidince her şey üstüne geliyor. Tamam mı? Gitmiş demiş ki yolda demiş birisi bana gülümserse ben intihardan vazgeçeceğim. Yani neden ondan sonra bu adam bir gülümseme istiyor ya, değil Demek mi? O olan bir... bir manevi boyutu var yani. Aynı şekilde ondan sonra birçok ünlü bu manevi açtığını yüzünden esrar eroin kullanmıyorlar mı? Bu manevi açtığını meditasyon işte. Tamam mı? Ee, Yok O kadarla uyutmuyorlar mı? Yapmıyorlar mı bunu? Arkadaşım ne yapıyorsun? Sen diyor ki ruhumu dinlendiriyorum. Bak ruhumu dinlen. Ruhu varmış farkında ama dinlendirecek olan mecra'yı şaşırmış. Yani e, ruhunu farkında zaten herkes farkında. Manevi boyutunun bakın farkında olmayan insan yoktur. Onu uyutan insan vardır. Sarhoş insan vardır. Tamam mı? Aşıyı vurur, aşıyı vurur, kendini uyutur uyutur o diyetinin sen söyle farkına varmamaya başlar. Ama ve hiçbir zaman bundan kurtulamaz. O yüzden manevi açlığın var mı senin? Eğer senin manevi cihetin var mı? O manevi cihetinin açlığını doğuracak olan nedir işte? Namazdır, dindir, duadır. Sen ne zaman ki ben ne zaman ki bu açlığımı hissettim? Namaza yanaştım, duaya yanaştım. O zaman elhamdülillah o namaz bana şevk vermeye başlar. O namaz benim için lezzet vermeye başlar. Biz dua ediyoruz. Şunu ver, şunu ver, şunu ver, şunu ver. Şunu da ver. Tamam. Bitti. Bitti bu kadar. Allah dostlarım dua mecmuasına bakıyorsun. Sizin demin gösterdiğim ben üstadın teheccüd dokunmuş olduğu dual bir de kitabı var. Aa şöyle. Ha valla. Aa bu kadar işte. Bak, mübalası söylüyorum şu kadar bir şey. Mektubat kadar kitap kadar bir şey. Her gece okuyor. Büyük zatların dua şeyine bakıyorsun. Sayfalarca biz bir dua ediyoruz. Dört dakikadan fazla uzat. Tamam mı? Hatta bir kere nefsim sıkılıyor. Cemaat de bakıyor. Ne yaptı bu ya? Aynen. Unuttu. Değil mi? Bizim <laughs> benim babamın meşhur da Hoca vardı bizim Ali Bölge'de. Sallanmaya başladı. Babam dedi ki ay evah. diyor. Sallanmaya başladı diyor. Uza, yani uzatacak duayı. Tamam mı? şimdi ha şimdi o dua da sen söyle yapıyorsun abi de klişeleşmiş hani o dua kalıpları vardır ya işte aşkında mahvettin, yakıp kül işte bir karar ettin, yokluğundan bizi var ettin, varlığından haberdar ettin falan filan bu yani tekerleme tarzındaki dualar da değil. Duanın manası ihtiyaç hissederek yapmaktır. Yani sen ciddi manada ben ciddi manada Allah'ım bana yardım eder dediğinde veya de Allah'ım dediğinde Cenab-ı Hak sana lebbek diyecek kadar böyle samimane bir itirat kurmak lazım. O zaman dua bize lezzetlenmeye başlar. O dua modunu biz ne zaman yakalıyoruz? Ne zaman ki sıkışınca. Ne zaman ki dar düşünce. O zaman değil mi Allah'ın izniyle o, biçim dualar yapıyorsun. Böyle saatlerce dua yapıyorsun. ve müthiş lezzet oluyor. Şimdi rahatımız yerinde. Zaten her şeyi de yapıyorsun. Böyle hani çok sıkışınca hadi işimiz duaya kaldı diye. Tamam acayip bir itikatla duaya yaklaşıyoruz. Evet. Bu evde geçtik. O 24 altın ise 24 saat her günkü ömürdür. Bize verilen neymiş? 24 altınmış. O yüzden hep söylüyoruz. 24 altın her gün cebimize koyuluyor. Şu anda 21.45 noktada altın harcadık. Yani 3 saat sonra ortalama değil mi? Bizim Altınımız bitti. 24 altınımız. Harcamış olacağız. Ömür nedir? Sermayedir. Ve sermaye gelişi güzel harcanmaz. Bütün verilen altınların fitil fitil hesabını soracak Cenab-ı Hak. Nerede harcadın? Nereye kullandın? Nereye kullandı? Ne yaptın? İşte boş vakitlerimi değerlendiriyorum diyor adam. Değil mi? Boş vakitlerimi öldürüyorum Ya Müslümanın boş vakti olmaz bak. Şuurlu Müslümandan bahsediyorum ben. Ömrü bir sermaye olan, o sermaye şuurunu yakalamış olan bir insanın boşa geçirdiği vakti olur. Boş vakti olmaz. Senin boş vaktin yok ki Cenab-ı Hak sana vermiş olduğu bir sürü vazife var. O vazifeleri yerine getirmen üzerine ekstra bir şey yapman lazım. sen kumara mumara verip zayi ediyorsun. Değil mi? Kumara mumara verip zayi ettin. Sefahate sarf ettin. Sefahatın kavramını nasıl diyor Üstad? Bak burası çok önemli. Geçici lezzetler için, muvakkat lezzetler için sefahate sarf etse. Demek ki muvakkat lezzetler neymiş? Sefahatmiş. Biz eğlenceyi nasıl algılıyoruz? Eğlence böyle mesela işte film izleyeceğim, dizi izleyeceğim, maç izleyeceğim, işte hop diyeceğim, zıplayacağım, müzik dinleyeceğim. Bunlar hakiki manada eğlenceler değildir. Bunlar cismaniyete bakar. İnsanı insan yapan melekut boyutudur. Ruhani lezzetlerdir. Yani vicdani lezzetlerdir, dindir. Kur'an okursun, yorulursun, gevşan okursun, yorulursun, durursun, tefekkür edersin, kainata bakarsın, kainattaki sesleri dinlersin, onların zikirlerini dinlersin. Sana her şey bir mana ifade eder. Her söylenen şey senin kulağından girer, kalbe düşer, orada marifetullahça çevrilir ve sen kainatı bu şekilde dinlemeye başlarsın. Nereden konuşuyorum bunu arkadaşlar? Hemen söyleyeyim. 24. sözü açıyorsunuz. Başında diyor ki Üstad, o yüksek hakikatları yakından temaşa etmek istersen, tefekkür ders veriyor. Diyor ki git diyor fırtınalı bir denizden sor. Zelzeleli bir zeminden sor. Ne diyorsunuz? Elbette ya celil, ya celil, ya aziz, ya cebbar deliklerini içileceksin. Sonra, sonra deniz içinde ve zemin yüzünde merhamet ve şefkatle terbiye edilen küçük hayvanattan ve yavrulardan sor. Ne diyorsunuz? Elbette ya Cemil, ya Cemil, ya Rahim, ya Rahim diyecekler. Bak bunu söylüyormuş. Sen de bir ara yapıyor. Aziz mi yapıyor, vız mı yapıyor? Karga gak mı diyor, hak mı diyor? Sana göre değişiyor. Kulağına ses geldi, kalbe indi, marifetullah çayı çevirdi, sen hak dinlersin. Öteki dinler kalbe girdi, indi, çevirecek tercüman yok, bomboş döndü, gak çıktı. Kainat baştan başa bir musiki ilahidir. 24 saat süresinde bunda ne kadar farkına varırsan o nispetle senin işte hayatın bereketlenir Allah'ın izniyle. Ashab-ı kiram e, beyaz ekmeği İran fethinden sonra görüyor. Hiç yememiştir beyaz ekmek. Kepek ekmek birisini zayıflamak için yiyoruz ya. Onlar hep onu yemişler. Çavdar ekmeği yemişler. Yani beyaz ekmeği İran fethinden sonra o Hazreti Ömer zamanında artık alemi İslam tanışıyor. Yani Efendimiz sallallahu aleyhi hayatında bakın işte malum hasır üzerinde yatması değil mi? Dünyayı hiçbir şekilde tenezzül etmemesi. Üstad Bediye Zaman hayatında bakın aynı, aynı haleti görüyorsunuz. Ona rağmen diyor ki 70 sene boyunca her türlü lezzetten zevkini aldın daha hakkın kalmadı. Allah'ım ya Rabbim ya kafamın duvarı burasım geliyor. Ya Üstad diyorum ne zevkinden bahsediyorsun ne lezzetinden bahsediyorsun. Senin yaşadığın o hayatı bana yükleseler intihar farz olur benim için ya. Ama bu melekut yani mülk boyutuna temas eden uyku, yemek neymişse onu zevk olarak algılıyor. Yani bu çok hassas. O bizim bizim için uç mertebeler. Yani bunları böyle şimdi zikredip şimdi yarın ikram vereceğiz, tırlı çay yiyeceğiz, çay içeceğiz, beşinci evet. çay içeceğiz. Yani bunlar bizim için ütopya hükmünde. Ama lakin nevimizden böyle insanlar çıkmış ya o bile bizim için bir elhamdülillah e, insan yani. Evet devam ediyorum. O has çiftlik ise cennettir. Temsildeki has çizik vardı ya. O neymiş? Cennetmiş. Bak has tabirini kullanıyor. Şimdi cennet hassa burası ne olur? Çakma olur. Üstad diyor ki bakın demez demek diyor değmez ki alınsa çürük maldır hep bu çarşıda. Demek değmez ki alınsa çürük maldır hep bu çarşıda. Ne yapacaksın? Öyleyse geç iyi mallar dizilmiş arkasında. Dünya şovrum. Şovruma aldanma. <laughs> Hakikatlarına talip ol. Numunelerine aldanma. <laughs> Hakikatlarına talip ol. Bunları tat, ye, kodla ve de ki ya Rab bunların hepsi numuneler değil mi? Bana asıllarını, menbaalarını gösterdi dua et. Değil mi? Duamızda var, yemek duamızda. Ha, <laughs> maket, telefonu... He, maket <laughs> koyuyor. Ağlayayım. Yok <laughs> kardeş bu şey numune. Bu değil <laughs> diyor. Gel Ver mangarı, yani hakikatini gösterin değil mi? Çıkarıyorsun, veriyorsun parayı, tak koyuyorsun önüne, adam çıkarıyor sana, veriyor telefonu, bak bu diyor, eğiliyorsun, vay be! Tutuşu bile farklı. Aynen işte, şimdi burada yediklerimiz, gördüklerimizin hepsi bizi has çiftliğe davetçi hükmünde. Ama has çiftliğe gideceğini unutursan, ne olur? Bu dünyaya aşık olmaya başlarsın. O zaman da en büyük de hatayı yapmış olursun. Evet, o istasyon ise kabirdir. Bir günlük mesafede bir istasyon vardı ya. Bakın bu bir ayetin te tefsiri. Daha bunu yeni çalışırken tevafuk etti. Elhamdülillah bu mana Cenab-ı Hak ihsan etti. Ee, dünya hayatı bir günlük mesafe. Nereden çıkartıyorsun bunu? Allah yeryüzünde kaç sene kaldınız diye sorar. Onlar der ki bir gün ya da bir günden daha az süre kaldık. Nerede geçiyormuş bu? Mümin suresinde geçiyormuş. Bir günlük mesafede istasyon vardı ya. Sanki böyle gelişi güzel yazmışlar. Böyle bir günlük mesafede istasyon var. Ya değil ya abicim. Ben ciddi bakın dördün sözü okumamışsam mübalasız söyleme 100 defa belki 150 defa 200 defa okumuşumdur ya. Bak uğraşınca bir mana elhamdülillah aldın koydun cebine. Allah bin bereket versin. Bu dünya neymiş? Bir günlük dünya. Bir günlük dünya için ebedi hayatını mahvetmek diyor. Ehli aklın karı değildir. Ha, üç günlük diyorlar da biz o esas bir günlükmüş yani. İki gün fazla ekliyorlar yani. <laughs> evet. Peki o mesafeden sonra bir yolculuk vardı değil mi? O yolculukta amele göre, takva kuvvetine göre o uzun yolu mütefavit derecede, çeşitli derecede kat edeceğiz biz. Ya yani ne olacak? Bir kısım ehli takva berk gibi bin senelik yolu bir günde kesecek. Bir kısmı da hayal gibi elli bin senelik mesafeyi bir günde alacak. Peki bu nasıl olacak? Bakın bu dünyada tefekkürlerimizle, Kur'an okumalarımızla, okuduklarımız hakikatlerle, yüklediğimiz manalarla beraber biz ruha yükleme yapıyoruz. Cismaniyetin hiçbir anlamı olmayacağı âleme arete girdiğimizde kapısından, kabir kapısıyla beraber artık bizim için bambaşka bir boyut gelecek. O boyutta senin bütün gücün manevi cihetin olacak. Yani ruhun, kalbin, vicdanın onlara yüklemiş olduğun manalar olacak. Sen burada bir çiçeğe bakıp bir anda Cenab-ı Hakk'ı nasıl tanıyorsan anlık bir şuur sıçraması değil mi? Çiçeğe bakıp sanattan saniye nasıl geçiyorsun? Ha? Maşallah bunun ifadesi değil mi? Yani ben mahlukata baktım ve bu mahlukatın üzerindeki sanatı gördün. Maşallah diyerek ben bu sanat bu sanat üzerindeki sanatkarı tanıdım ifadesidir maşallah. Aynı onun gibi de sen alem-i gittin. Burada yüklemiş olduğun manalar var. Ameller. Peki onu koruyan nedir? Takvadır. Takvan olmazsa takla olursun. Yani yükle 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 yükle. Yarın git emin önünü çakmaşa yokuşunda. Sağa solu kes. Gıybeti yap. Ona salla. Buna küfret. Yalan konuş. Hop. Bitti. O yüzden esas olan korumaktır. Çok ibadet yapmaktan ziyade korumaktır esas olan. Takva olacak yani. Bu zamanda çok uzun ortak var değil mi? Sosyal medyayla, televizyonla mahvoluyoruz. Yani darmadan bir şey kalmıyor. Şimdi o manaları ne kadar korursan ruhun potansiyeli açılır. O ruh potansiyeliyle sen bazen bin senede geçersin diye. 50 bin senelik mesafe bakın hadiste geçiyor bu. Güneş yılına göre 50 bin senelik mesafe akla, mantığa, hesap makinesine sığmayan mesafeler bunlar. Biz nasıl anlıyoruz? İşte öleceğiz, yani yattık, su üflenecek. hepimiz kalktık, toplanacağız, He, tık böyle olacak, böyle olacak. Böyle olacak mı? Kimisine olacak. Çünkü zaman kavramı orada farklılaşacak. İspat istiyorsan, kırmızı ışıkta bekliyorsun, 70 saniye. Ulan diyorsun 70 saniye, ışık mı olur be? Şuraya bak, bitmiyor. Bakıyorsun 40 saniye, indiriyorsun, kaldırıyorsun, 20 saniye, bitmedi be. Tamam mı? Arabayı kontağı kapatıyorsun, benzin yakmasın diye, faysal. Ama aynı bir dakika 70 saniye maç izlerken bir de ondan sonra mağlupsa hemen geçiyor. Veyahut da karşı taraf saldırıyor senin de gol yememen lazımsa geçmiyor. Bak zaman göreceli kavram değil mi? Nasıl değişti? Aynen onun gibi de Cenab-ı Hak seri hesaptır. Hisa hesapları bir anda görür. Ama herkesin hesabını farklı farklı görecek. Sen ne kadar şuur sıçraması yaptıysan, ne kadar mana açılmışsa, ne kadar ondan sonra sen ruhi şekilde bir gelişim kaydettiysen oradaki mesafeleri şşt diye şşt diye veyahut da sürünerek geçeceksin. Kimileri de kırmızı ışıkta geçiyor değil mi? Yansımına geçiyor. Yani, geçiyor. O yani o aynı o da geçemezsin ama. Orada tamamen ruh gücüdür. O yüzden buradaki dersler okuduklarımız bu yüzden esastır. Bunları ne kadar arttırırsan ruh potansiyelin o nispetle artar. Biiznillah da oralarda rahat ederiz. cenab bak Hak inşallah bu e, yüklemeyi fazlalaştırsın. Ama takva ya da korumayı nasip etsin hepimizin. Namazda ruhun ve kalbin ve aklın büyük bir rahatı vardır. Son paragraf. Neyin rahatı varmış? Ruhun, kalbin ve aklın büyük bir rahatı vardır. Duada da ruhun ve kalbin ve aklın büyük bir rahatı vardır. Vicdanın rahatı vardır. Kitap okumakta da ruhun ve aklın ve kalbin Namazda büyük rahatı vardır. vardır. Tabi. Esas yani. Ama mı? Bunlar hepsi bak melekut boyutundaki rahatlıklardır. Üstad demiyor ki namazda e, cisimde çok büyük rahatlık vardır. Yok canım zordur yani. Bir nebze. Değil mi? Cisme de o kadar ağır bir iş değil ama. Hani o kadar büyük bir ikram-ı ilahi yerinde yaptığın icraat çok az. Bu kadar büyük mükafat, bu kadar büyük şekilde ödül verilecek, mükafat verilecek, karşılık verilecek şey için dünyada yıllarını veriyorsun. Saatlerini veriyorsun. 5 bin lira para alıyorsun, 13 saat çalışıyorsun. Bir araba alıyorsun, tamam mı? Senelerini veriyorsun. Sana ebedi bir hayatın hazinesini, sonsuz bir hayatı kazandıracak olan bir namaz için ne yapıyorsun? Yatıyorsun, kalkıyorsun, sağa dönüyorsun, sola dönüyorsun, bir de abdest alıyorsun. Bu kadar. Antrenman da. Antrenman gibi yani değil mi? Adam bunu yapmak için egzersiz olarak ders veriyor, alıyor, <laughs> egzersiz yapıyor. Sen bunu namazla yerine getiriyorsun. Şimdi bu o kadar rahat. Şimdi hem namaz kılanın diyor, mübah dünyevi amelleri güzel bir niyet ile ibadet hükmünü alır. Çalışmak da ibadettir buradan geliyor işte. Sen namaz kıldığın anda bir kilo sütü yoğurt yapmanın yöntemi nedir? Sütü ısıtırsın, ılaştırırsın, içerisinde bir kaşık yoğurdu koyarsın, üzerine örtersin, açarsın, yoğurt olmuş. Nasıl oldu? Senin bir kilo sütü hayatın vardı. Bir kaşık hükmündeki namazı koydun, Sonra ne yaptı? Takva ile korudun. Üzerini örttün. Sonra bir aşılar Dediler ki 23 saatinde biz senin ibadet saydık. Uykun da ibadettir. Gezmen de ibadettir helal dairesinde. Değil mi? Yemen de ibadettir. içmen de ibadettir. İnsanın hayatını ibadet şekline sokacak iki tane iksiri vardı. Geçen haftaki dersten söylemiştik. Bilene çay. Değil mi? İnsanın bütün hayatını ibadet etme iksiri birisi sünnet-i seni ittibadır Su içerken sürekli sen itibar edersen adatın ibadet olur. Değil mi? Bir de namaz kılarsan bütün hayatını ibadet hükmüne geçirirsin. Az bir masrafla efendinin hoşuna giden neye gittiğine bakacaksın sen. Nereye gittiğine bakacaksın. Malayani yani nedir bak? Muvakkat eğlenceler için sefahate sarf etmek. vakkat geçici eğlenceler için sefahate sarf etmek işte o gruba girer yani. Yapmadığın ne Yok, varsa onları. Aynen öyle. Yapmadıklarını yapacaksın. Evet. Fani ömrünü ne yapar? Bir cihette ip kaydar, bakileştirir. İşte namaz, enfüsi tefekkür, afaki tefekkürle bizim belki de çok büyük kazanç kapısı oluyor. Defini anatomik hükmünde oluyor. Namazı şevkle kırmak için ne yapmak lazım? Afaki tefekkür arttırmak, enfüsi tefekkür arttırmamız lazım. Ve bu dünyaya geliş gayemiz farkına varmamız lazım. Bu cihette takvayla ibadetlerimizi arttırıp, ruh, kalp, sır potansiyelimizi arttırıp, alem-i areteki, o menzillerden hızlı şekilde geçeceğiz inşallah. Cenab-ı Hak hepimize nasip etsin. Amin. Hayatımızda bir an da olsa böyle bir hakki manada, bir secde de olsa, bir rekat da olsa bu manada namaz kılmayı nasip etsin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El-Fatiha El